Selam arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlere arkadaşlar Log Game'i yani Legend of Constellations'ı anlatacağım arkadaşlar. Zaten çokça anlattık ama bu sefer arkadaşlar paralı hero'ları da satın alacağız. Bir hesap vereyim de paraları, hero'ları satın alabileceğim içeride USDT var. Bu videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın arkadaşlar. Bu videoda da tekrardan iOS'tan ve Android'ten oynanabilen bir oyundan sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Zaten oyunumuzun ismini daha önce sizlere söylemiştim arkadaşlar. Oyunumuzun ismini de tanıtmıştım. Hemen iOS ayarlarımıza yapıp tanıtıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuzun ismini de söylediğimiz gibi burada arkadaşlar oyunun videoları var. Zaten daha önce incelemiştik ve burada karakterler var. Biz bugün 3 tane karakter alacağız. Burada zaten en önemli karakter Regina Cassiopeia arkadaşlar. Bu karakter çok fena çok fena işlerinden geçiyor diğer çarların diyebiliriz arkadaşlar. Burada oyunda oynayarak kazanmaktan bahsediyor. PvP modundan bahsediyor. Bugün arena modunda oynayacağız. Yani arena modunda normalde karakter almadan oynayamıyorduk, yenemeyiz diye. Şu an karakter alıp arena modunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Ekstra olarak bugün arena modu da canlı olarak olacak. Şimdi arkadaşlar Road Map'lerine baktık zaten daha önce. Road Map'lerinde gördüğünüz gibi White Paper yayınlanmıştı 2023 Quarter 1'inde. Oyun çıkmıştı. Oyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi iOS'ta olması. İstiyorsanız Facebook'tan, Telegram'dan, Twitter'dan, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Buraları hızlı geçeceğim. Ama ilk defa bu oyunu izleyenler vardır diye yine anlatıyorum arkadaşlar. Oyunun download kısmına basıp burada indirebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim sizlere. Kayıt olması telefon numarasıyla oluyor. Telefon numaranızla kaydolabiliyorsunuz. App Store'da ve Android'de var arkadaşlar. White Paper'a baktığımızda arkadaşlar proje hakkında bilgilendirme vermiş. Road Map'ten bahsetmiş. Road Map'te zaten sonraki aşamalarda klan sistemi de getirmeyi düşünüyorlar. Oyunumuzun token ASTR, oyun içi ASTR, USDT'ye çevrilebiliyor veya USDT ASDTR. Dediğim gibi bu videonun inceleme videosunun olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu videodan çokça para da kazanabilirsiniz. Çokça kaybedebilirsiniz. Bu tamamen sizin riskinize bağlı ama bir hero'nun fiyatı ucuz olduğu için ucuz hero'lar alarak kaybınızı en aza indirgeyebilirsiniz. Burada arkadaşlar token'in 1 milyar saplarının olduğuna bahsetmiyor. Oyun hakkında bir hikayeleri var. Background, arka plan hakkında yazıları var. Hero'ların güçleri 3 yıldız, 5 yıldız özellikleri var. Game map'ler var arkadaşlar. Game map'lere baktığınız zaman burada da oyun map'lerini zaten oyun içinde daha detaylı göreceğiz. Burada karakterlerimiz ve özellikleri var. Klaslar, support, mage, assassin, tank, warrior olabiliyor. Ve her klasın farklı bir şeyi var arkadaşlar özelliği. Hero'ları upgrade depo level atlatabiliyorsunuz. Veya 2 hero'dan aynı hero'dan varsa onları birleştirip daha da yüksek level de yapabiliyorsunuz. Burada ondan da bahsetmiş aynı zamanda. Hero nasıl elde ederiz? Kutu açarak, ödül yaparak, ücretsiz bir şekilde oynayarak da bir şeyler kazanabiliriz. Ama tabii ki de arena önemli faktör arkadaşlar. Şimdi ev her gün ASTR alabilirsiniz diyor burada karakterlerinizi mining diyerek. Evet, buna da sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi White Paper'ı da inceledikten sonra arkadaşlar biz yavaştan oyunumuza geçelim istiyorum. Evet arkadaşlar, uygulamamıza girdim. Evet arkadaşlar, şu an sesi bayağı bir kıstım. Bana da çok geliyordu. Onu ayarladım arkadaşlar. Hemen projemize girdik arkadaşlar. Projemizin ekranında önce reconnect niye bağlantı koptu. Burada arkadaşlar kampanya diyebiliyorsunuz. Campaign'de arkadaşlar karakterlerimize ödül kasıyoruz. Ben şimdi karakterler de satın alacağım. Bakın 30 USDT var gördüğünüz gibi. Oyun coin ile satın alacağım. Şimdi sitede arkadaşlar buradan öncelikle kampanya charlara girip benim burada karakterim var. Burada ilerleyip karakter kasabiliyoruz veya oyun içi item kasabiliyoruz burada. Sonra karakterlerimizi madenciliğe koyup para kazanma kısmını göstereceğim. Önce oyunun kısmını göstereyim. Oyunun oynayış kısmı böyle arkadaşlar. Oyunda karakterlerimiz vuruyor. Altta gördüğünüz sarı şeyle ultimiz. Ultimiz dolunca ulti atıyor. Mesela Cassiopeia'nın ultisi doldu. Birazdan atacak bu arkadaki Regina'nın. Bak atacak şimdi. Hop! Sıra bize geçsin. Ulti attı arkadaşlar. İşlerinden geçti bak, bu da mesela. Alttaki şey dolunca ulti atıyor çarlar. Bakın Garen ultisini attı hemen. Burada da ödüller alabiliyoruz arkadaşlar. Kampanya kısmında böyle oynuyoruz. Community, announcement'lar, duyurulara bakabiliyorsunuz arkadaşlar oyunla ilgili. Ödülümüz var arkadaşlar. Bunları alalım. Arada böyle burada invite kodumuz var arkadaşlar. İnsanları da davet edebiliyoruz. Wallet, çanta kısmı var. Çantada da ödüller var. Bunu ben açayım. AFK X gelecekmiş 24 saat bana. Güzel bir karakter çıktı iki tane. Çok iyi, çok iyi. Burada bir ödül açtık. Kontak var ve şey var arkadaşlar. Site kısmına girdiğimizde buradaki sistemleri de anlatacağım. Burada arkadaşlar karakterlerimizi zarlayıp geliştirebiliyoruz aynı türden oldu mu. Burada Wishing Pool'dan çevirip bende bir tane varmış. Hadi bir tane çevirelim. Burada arkadaşlar o coin'le gördüğünüz coin'le çevirip hero olabiliyoruz. Ne aldık? Ruanda verdi. 5 yıldızlı. Çok iyi bir hero aldık arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Wishing Pool'da yapabiliyoruz dediğim gibi. Ranking'de ranking'i sıralamayı görebiliyoruz. Arena'da arkadaşlar 1v1 atacağız. Bu betle oynanıyor. Bunu bet vereceğiz ve gerçek insanlara karşı oynayacağız. Ben hero'ları çıkartayım önce. Sonra arena mantığını göstereceğim sizlere. Burada benim şu kutu açma hakkım var. Onlardan yapalım. 10 tane varmış. Hemen onlardan da yapalım. Güzel karakterle açabiliyoruz burada arkadaşlar. En iyi karakterle en alttakinde açılıyor. Bunda çok iyi karakter açılmıyor açıkçası. Söyleyeyim onu. Oo, Bard çıktı.
Evet yani çıkabiliyor. Şans tabii ki de en alttakinden ama en iyiler çıkıyor. Burada kutu açma kısmımız var oyunda. Oyunda karakter alım kısmına da geleceğiz. Bakalım nasıl olacak? Karakterleri alınca arenada ne kazanıyoruz? Ne yapıyoruz? Yani ben de hiç arena oynamamıştım. Şimdi sizin karşınızda oynamak da güzel olacaktır. Arena modu videosu da çekmemize gerek vardı bence. Çünkü hiç çekmemiştik arena modu hakkında bir bilgi. Şimdi arena modu hakkında da bilgi vermiş olacağız ayrıyetten. Şunu da açalım son bir. Belki dediğim gibi ben de fazlaca yatırım yapıp oynayabilirim yayınlarda. Gidişata bakacağım. Bu pantheon kısmı böyle. Bu kısımda da arkadaşlar alabileceğimiz şeyler var. Burada da karakterlerimizi geliştirebiliyoruz. Geçelim burayı. Burada da arkadaşlar mine yaptırabiliyoruz. Karakterlerimizi buraya koyuyoruz ve mine'e koyduğumuz zaman bize para getiriyorlar. Yıldız getiriyorlar. Ekstra. Buradan da mine'dan da kazanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Bu karakterleri birleştir diyor bize. Birleştirelim mi şu üçünü? Hadi start upgrade diyelim. Oo, bu çarı geliştirdi arkadaşlar. 4 yıldızdan 5 yıldız yaptık o çarı. Mesela şunları da mı geliştiriyor? Bunda 2 tane gelişiyor gibi. Şu gelişiyor mu? Daha yok. Bundan da 2 tane var. Gelişmez. Şu. Aa evet. 5 yıldızlıydı. Aa, bundan da 3 tane mi oluyor? Yok, bunu koyarsak böyle bu yok olmuyor arkadaşlar. Aynı yıldıza sahip çarlar koymamız lazım. Önemli değil, hero'larımız geldi arkadaşlar. Buradan claimleyebiliyoruz. Şimdi karakter alayım ben. Karakter alma kısmımız neredeydi? Valıtta mıydı? Bir dakika. Valıttan AST falan çevir. Ben hero ha. Buradan hero listten mi alabiliyorduk? Yok. Bu paralı karakterleri nereden alabiliyorduk? Onu bir bulayım. Hemen paralı karakterleri de almayı deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Onlar neler yapıyor. Onları denemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Paralı karakterleri buldum. Mesela ASTR ile alabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 7 ASDR, 1000 AS. Bu 270 dolar mesela. Yıldızlarına göre değişiyor arkadaşlar. Bu 99, bu 27 dolar. Mesela bizdeki Kasyopya ücretsiz verdiği karakter normalde arkadaşlar 72 dolarlık ama biz 2 gün ücretsiz kullanacağız oyuna giriş yaptığımız için. Şimdi burada 27 dolarlık bir karakter alabilirim. Phoenix. Aynı zamanda şunun bir yıldızısı kaç dolarmış? Aa, bu ucuzmuş. 24 saatlik, pardon. Oo, bu Phoenix çok pahalı arkadaşlar. 24 saatlik alabilirim bu arada bunu. Ben şunu almak istiyorum. Günlük mü alacak? Total output 8.4 dolar. Alalım. Aldık arkadaşlar. Bu karakteri de aldık. Şimdi Loar'ı da aldık. Bakalım nasıl güçlü olacağız mı? Merak ediyorum. Bir de Phoenix almak istiyorum. Ama bu 80 istiyor. Bende 80 yok yani. Bu 80 yok arkadaşlar bende. Burada bunu aldık. Biz alabildik. Zaten bu karakter de var. Şimdi bir ordu dizelim. Bir dakika, ordu dizmek istiyorum şimdi. Ben şunu koyalım. Phoenix'i koyalım. Çık sen. Sen gir. Sen çık. Yani o kadar güçlü karakterlerimiz var ki arkadaşlar ben ne yapacağım bilemedim. Bunları bir de level atladık VC'ye gireceğiz şimdi. Şimdi kaç? Şu 5 yıldızı tamam. 5 yıldızların hepsi takılı. Tamam, level atlatalım abi. Şöyle tanklarmış. Şunla şu yer değiştirsin. Tamam arkadaşlar. Şu an güçlüyüz gibi. Bir hemen giriyorum. Zaten darma duman edecektir benim çarlar diye düşünüyorum. Bakalım edecekler mi? Önce o saldırıyor. Gördüğünüz gibi. Yani çarlar öyle vuruyor ki benim. İçinden geçeceklerdi diye. Ultilerini daha atmadılar. Ultileri atınca neler olacak merak ediyorum. Oo bak, kasırga güzel ultiymiş şimdiki. Benim şu domuz ultiyi atacak. Oo fena vurdu. Bir de level'ları düşük dostlar. Bu şu can veriyor yani, arkadaki çok güçlü. Şunları bir level da basalım hero'larımıza. Mesela şuna level bas 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 fena vursun. Arenaya gireceğiz diye arkadaşlar level'ı fullleyeceğim. Hero XP yokmuş level basacak. Bu level 7 oldu. Şuna basalım. Tamam, buna bastık. Şimdi şuna basalım. Hero XP'miz kalmamış. Evet, kalmamış arkadaşlar. Şimdi bir de arena denemek istiyorum arkadaşlar bu oyunda. Şimdi buraya geldik. Arena kısmı nerede? Burada geliştir şunları diyor ama yetmiyor ki bunları geliştirmeye. Niye böyle dediğini anlamıyorum. Neyse. Arena kısmına girelim. Bakalım bir tane Natop'un. Aa, açık değil diyor. 19'da 20 arası açılıyormuş arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Daily ödül alabiliriz arkadaşlar burada. Challenge yapabiliyoruz veya işte burada bir tane şeye challenge yapabiliyoruz. Setup yapabiliyoruz. Burada arkadaşlar multiplayer arena da odaya katılabilir. Multiplayer oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Şu an açık olursa daha güzel olurdu ama açık değil. Arena'da oynayabiliyorsunuz yani. Karakterlerimizi bayağı güçlendirdik zaten. Son bir kez oynayalım da sonra videonun sonuna gelelim dostlar. Son bir kez de giriyorum. Hemen gördüğünüz gibi son bir kez girişimizi de yaptık. Artık karakterlerin level'ı yüksek olduğu için canları bile inmeyecektir. Onu söyleyeyim sizlere gördüğünüz gibi. Hani bu level olayı, ne kadar gelişirseniz para yatırmadan da bir şeyler kazanabilirsiniz bence. Ama tabii ki de kısıtlı olur. Bu yüzden birazcık yatırmak gerekebilir ama dediğim gibi risk sizin riskiniz. İnce geliyoruz sadece, biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz, onu da söyleyelim tekrardan. Kasyopya hepsini tek atacak büyük ihtimal bizim. Kasyopya vur. Aa, ulti atmadı. Aa, Silence attı galiba. Ulti atmamızı engelledi o. Bak, Silence'ı çarların üzerinde Silence var, o ulti atmamızı engelliyor. Bunu da öldürelim. Evet, gördüğünüz gibi. Canımız inmeden öldürdük arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz hero oynanışı da gördüğünüz, hero alımı da gördüğünüz, kanala abone olup bildirim tümünü açıp videoya like, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.